Ayrıca Melisa da demiş ki hocam normalde benim üstün bir matematik zekam yok ama çalışınca gayet yükselebiliyorum. Çok mütevazisin Melisa. 98 falan yapıyorum ama yine yeni tarz analitik sorular beni zorluyor. Ne kadar çalışsam da olmuyor. 20'de 10 net yapıyorum. Hiç iyi değil falan gibi şeyler yazmış. Melisa yalnız değilsin bir kere onu söyleyeyim. Bir sürü arkadaş senin aynı durumda. Matematik yeteneklerinin yüksek olduğunu ben düşünüyorum şu anda bu yazdığın yorumda. Bu yeni sorulara alışmanın tek yolu bu yeni sorularla uğraşmak. Bakın bizim yeni soru videolarımız var. Yeni nesil sorular videoları. Bunları muhakkak seyredin. Farklı kanalların sorularını da yeni nesil sorularını özellikle öğrenmeye çalışın. Çünkü bu iş öyle bir şey ki ne kadar bir kanaldan bir soru seyredersin ona benzer soru gelir. Biz mesela çok tutturan bir kanalız. Geçen sene bir sürü soru bizim kanaldaki yayınladığım sorulara benzer sorular geldi. Bu işe emek veren başka kanallarda da böyle başarılı olan bir sürü arkadaş var. Onun için tavsiye ederim. Onlara bakabilirsin. Bir de yeni nesil denemeler çözmen lazım. Devam ediyorum başka. Rıdvan Köse demiş ki hocam artık haftada kaç deneme çözmeliyiz ve hangi denemeleri önerirsiniz? Sevgili Rıdvan biliyorsunuz denemeleri önerdiğim bir videom var. Onu seyretmeni tavsiye ederim. Haftada kaç deneme dersen ben günde en az bir deneme. Bir deneme 90 soru demek arkadaşlar. Yani 3 denemeye kadar çıkabilirsin ya da bir deneme bir branş dersi denemesi yapılabilir. Bir de konu çalışması ama her gün bir deneme en az çözmeniz gerekiyor. Şunu söyleyeyim, günde 3-4 deneme yapan çılgın arkadaşlar var yani böyle çabalayan insanlar var. Sen en az bir deneme çözmenden yanayım arkadaşım, sonlara doğru daha çok arttırırsın ama deneme çözün. Devam ediyorum, İrem Şafak demiş ki hocam LGS sınavı bizlere sorunun en ince ayrıntısına kadar sorarlar mı? Geçen gün inkılaptan test çözüyordum ve soruda Mustafa Kemal'in 1915 yılında 14. Tümen Komutan olarak görev yapmıştı diyordu. O soruyu yanlış yapmıştım çünkü tarihini bilmiyordum. Böyle ince ayrıntılar sorulabilir mi? Cevap bekliyorum demiş. İremciğim şimdi şunu söyleyeyim. Güzel böyle ince ayrıntı soru sorulabilir mi? Gelebilir ama biz daha çok yeni nesil sorulardan şunu anladık. Bazen bilgi yukarıda veriyor bile size. Parçaları bir araya getirecek soruları daha çok soruyorlar. Yani senin tarihin olaylarını anlayıp onlardan çıkarımlar yapmanı istiyorlar. Yani daha pratik böyle ezberci çocuktan ziyade kafası çalışan, akıl yürütebilen çocukları seçmek için biraz daha bilgileri verip onları bir araya getiren, tabii çalışmış çocuk muhakkak. Ama bu bilgileriyle yorum yapabilen çocukları seçiyorlar. Onun için sınavda biraz daha öyle sorular geleceğini düşünüyorum. Örnek soruları muhakkak takip et. İnkılap örnek soruları. Mesela tablolu sorular gelme olasılığı var. Birbirine bağlantılı sorular, yoruma dayalı sorular gelme olasılığı daha yüksek. Tabii Rıza Hoca'ya da sorarız bir daha. Rıza Hoca'nın bu yeni deneme sınavları ile ilgili, yani yeni sınavla ilgili videoları var benimle birlikte çektiği. Bizim kanalımızdan o videoları seyrederseniz 3-4 tane video çektik. İnkılap tarihi ile ilgili bütün önerileri size söylüyor. Hocamıza değer veriyoruz ve biliyorsunuz o da çok skorer. Bu gelir dediği zaman çıkıyor hocanın soruları. Onun için o videoları seyretmeni tavsiye ederim. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki Hatice Çetin, hocam o bahsettiğiniz Urfa deneme sınavını nereden bulabiliriz? Arkadaşlar internete girin Google'a. Urfa denemeleri deyin, PDF'lerini göreceksiniz. Samsun denemelerini deyin, Samsun denemeleri kaldırdı galiba ama bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Menteşe denemeleri şeklinde böyle illerin denemeleri var. Onları çözün arkadaşlar. Güzel sorular var, iyi emek harcanmış sorular var. Görkem Dilekçi demiş ki, hocam bu bir dahaki videoda deneme taktikleri verir misiniz demiş. Soruları çözüyorum ama sınavda elim ayağım dolanıyorum, matematiği yetiştiremiyorum diye korkuyorum. Deneme taktikleri için bir video çekeriz önümüzdeki haftalarda. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Görkem. Bak, şimdi mesela her öğrencinin güçlü olduğu dersler vardır. Mesela matematik bir fen mi?
Hocam ben fenin daha iyi yapıyorum. O zaman sayısalda fenle başlayacaksın. Çünkü neyi daha iyi yapıyorsan onunla başla. Biliyorsun sayısal matematikten 20'şerden 40 soru var. Ama sana matematikten başla demiyorlar. Fenle başlayabilirsin. Fenin daha güçlüyse fenle başlarsın, yaparsın. Yaptıkça da kendine moral kazandırırsın. Daha hızlı yaparsın. Belki matematiğe, çünkü matematikle çok uğraşıp sonra fende bileceğin soruları çözemeyip zamanın yetmeyebilir. Onun için öyle bir strateji yap. Matematiğin ise matematikle başla. Fen'in ise fenle başla. Ondan sonra matematiğe dön. Böyle küçük stratejileri şimdiden yapıp sonlara doğru değiştirmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde sözelde de dersleri değişik sıralayabilirsiniz. Ama Türkçeleri sağlıklı kafayla çözmekte yarar var, onu da unutmayın. Çünkü dikkatli olmanız lazım. Yani böyle derslerin sıralarını değiştirebilirsiniz. Kendine stratejiyi kendin belirleyeceksin. Ama böyle bir video ileride bir daha çekeriz.